Herkese Bodrum'dan merhaba. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayız. Bugün günlerden Türk Bükü. Türk Bükü'nü gezeceğiz birlikte bu videoda hep beraber. Türk Bükü gerçekten hem gece hayatında olsun Bodrum'un hem de gündüzü, denizi olsun, koyu olsun çok güzel. Dolayısıyla aynen. Türk Bükü denizi gerçekten Bodrum'un en güzel denizlerinden bir tanesi. Zaten gördüğünüz gibi ışıl ışıl pırıl pırıl parlıyor. Deniz dümdüz, dalga yok, çok derin değil, kumsalla başlıyorsunuz. Gerçekten tertemiz ve berrak. Ama tek bir sıkıntısı var bana göre. İçinde balıklar var. Gelip zaman zaman sizin ayağınızı ısırabiliyor. Ben biraz önce bir çığlık koparttım mesela. Onun haricinde şu anda bir tane oldu canlı canlı. Onun haricinde deniz gerçekten çok güzel. Seviyoruz Türk denizini. Türk denizinde olmayı seviyoruz. Akşama kadar da denizde olmayı planlıyoruz. Akşamına da bakalım Türk Bükü geceleri nasılmış. Dolayısıyla biz şu anda şimdilik gündüz plajdayız. Denizdeyiz. Denizin tadını çıkartacağız. Onu yaşadıktan sonra daha sonraki süreçte zaten sizlerle tekrar görüşeceğiz. O zaman akşam görüşürüz. Görüşmek üzere. Herkese tekrar merhaba. Selamlar. Gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş akşam olmak üzere. Şu an saat akşam 8.30 suları. Biz en son denizdeydik biliyorsunuz. Denizden çıkabildik böyle sonunda. Sonunda. Gittik, hazırlandık, bir şeyler yedik, yemeğimizi yedik. Artık akşama hazırız, geceye hazırız. İnsanlar da artık yavaş yavaş restoranları doldurmuş bulunmakta görüyorsunuz. Evet. İnsanlar şu an böyle mekanlara oturdu, yemeklerini yiyorlar. Ondan sonra da yavaş yavaş gecelere akacaklar. Biz de şimdi dolaşacağız sizinle beraber. Bakalım neler oluyor. Şu an restoranların olduğu en baş bölgedeyiz. Köşebaşı restoranı bizi karşılıyor. Az ilerisinde de yeni nesil meyhaneler var. Sağlı sollu bir şekilde gecenin ilerleyen saatlerinde dışarı çok yüksek ses veriyorlar. Kadeh tokuşturma sesleriyle, güzel eğlenceli müziklerle eğleniyorlar burada. Şimdi isterseniz beraber bu restoranlara bakalım. Restoranı yapıyor.
var. Biraz önce söylediğim gibi alışveriş yapabileceğiniz, yazlık kıyafetler bulabileceğiniz yerler var. Sağ tarafta duble meze var. Benim buranın favorilerinden bir tanesi. Asıl İstanbul'da var zaten biliyorsunuz. İstanbul'dakini de çok seviyorum duble mezeyi. Çok keyif aldım bir yer. Buraya da tabii ki de Bodrum şubesini açmış. Buranın en şık yerlerinden bir tanesi. Ve Atılay. Sağ tarafta şemsiyeleri görüyorsunuz. Dediğimiz gibi burada gündüzleri denize giriyor. Akşam olduğunda şezlongları topluyorlar. Şemsiyeleri katlıyorlar. Restoranlar açılıyor. Melisco. Güzeler ya da süs eşyaları yapıyorlar. Gümüşlükte çok fazla oluyor. Burada da var. Biz de bunlardan alacağız bir tane. Şimdi görünce bir bakmak istedim. Gitmeden mutlaka bir almak istiyoruz. Bir yakından gösterelim istersen. Ve bizim kızı buranın Türkiye'nin en meşhur, en eğlenceli, en gözde mekanlarından birisi. Burada neredeyse her akşam canlı performanslar oluyor. Her akşam farklı bir sanatçı çıkıyor, konser veriyor burada. Yemekli oluyor, yemekli masalarda konserler veriyor. Bugün de Yaşar performansını sergileyecek. Burası gerçekten buranın en canlı, en gözlü mekanlarından biri. Biz de seviyoruz burayı. Deniz tarafında da masaları var. İç tarafında sahnesi var, deniz tarafında da restoranı var. Dekorundan, çiçeklerinden, süslerinden, kapak avizelerinden belli ediyor kendisini. Renkli renkli, cıvıl cıvıl enerji bitiyor tribünle. Ve artık bu tarafın sonuna... Çarşı var burada. Altay Çarşı, Noy. İçeriği görmektesiniz. Böyle bir yer. Çarşı burası dostlar. Alışveriş.
Access'ten sonra, Arnavutköy Balıkçısı'ndan sonra hemen Rai var. Rai'de sanatçılar geliyor, canlı performans sergiliyorlar. Gördüğünüz gibi. Dostlar, Türk Bütü'ne uğradık biliyorsunuz. Birinci koyumuzdu. Oradan çıktık. Şu anda ikinci koyumuz olan Gölköy'deki Göl Türk Bütü diyoruz bu bölgeye. Bu koy ikinci koy. Görmüş olduğunuz koy. Daha sonra da bundan sonraki süreçte Cennet Koyu'na gideceğiz. Şurada da hemen tepenin arkası Cennet Koyu. Üçüncü koy olarak geçmek. Evet dostlar, şu anda Cennet Koyu'ndayız. Gölköy'ün, Göl Türk Bütü'nün ilk koyu Cennet Koyu. Şu anda aşağıda görmektesiniz. Kuş bakışı bakıyoruz. Ve çok özel bir yerdeyiz dostlar. Burası çok özel bir yer. Emin olun Türkiye çapında değil, dünya çapında bir yer. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla birazdan denize gireceğiz. Ama öncesinde bir yukarıdan göstermek istedik. Bu harika denize mutlaka uğramayı unutmuyoruz. Evet dostlar, Cennet Koyu'nun kuş bakışı en ısı noktasındayız şu anda. Yani ilk göstermiş olduğumuz yer başlangıç noktası kuş bakışının. Şu anda da tam en uç noktasındayız. Aslında deniz, şu anda görmekte olduğumuz deniz dağların arasına girmiş şekilde cennet o şekilde olmuş. Dolayısıyla bu koyun tekne sakinleri var. Tabii ki tekne sakinlerini görmektesiniz. Çünkü burada hiçbir zaman dalga yok. Dalga olmadığı için de doğal liman. Doğal liman olma özelliğinden de kaynaklı dostlar. Teknenizle olsun ya da teknesiz olsun mutlaka Cennet Koyu'nun tadını çıkartın.
herkese cennetten merhabalar. Merhabalar. Sanki öldük de acaba cennete mi geldik diye düşünüyoruz. Cennet koyundayız. Bugün Türklük'ün de ikinci günümüz. Gerçekten mükemmel bir yerdeyiz. Aynen. Bugün söylemiş olduğu gibi sevgilimin de ikinci günü vesilesiyle cennet koyunu tercih ettik. Burası gerçekten cennet gibi. Çok güzel. Denizinin yeşiliyle ormanın içerisinde bir denize girme durumu. Cennet gerçekten. Aynen. Böyle küçük kuytlu koy burası zaten. Ağaçların içinde, ormanların içinde harika bir sudayız, harika bir deniz. Aynen. Karşı taraf yaklaşık dostlar 100 metre var yok. Yani öyle bir deniz girmiş ki içeriye dağların arasından. Yani karşı tarafa gidip geleceğim birazdan. O evet. Denli. Zaten daha önce buraya geldiğimiz zamanlarda da bir tarafından bir tarafına yüzdük beraber. Çok aynen. Eğlenceli. Ve bir de şöyle bir şey var. Burada insanlar çadır da kurabiliyorlar. Gece kalabiliyorsunuz. Bu ormanın içerisinde ya da şu sahilde görünen tarafta çadır kurup geceleri de kalabiliyorsunuz. İnsanlar Bodrum'a sadece bu koyu için bile geliyorlar. Birkaç gün çadır kurup burada sabah akşam gece gündüz yaşıyorlar bu cennette. Aynen. Kesinlikle cennet köyünü ihmal etmeyin. O zaman görüşürüz. Görüşmek üzere. Cennet koyundayız. Deniz müthiş. Hava müthiş. Dolayısıyla ben bu denize her zamanki gibi girerim. Sevgilim buyur gözlü. Emin olun burayı kaçırmayın. Tekrar merhabalar. Gördüğünüz gibi cennet koyunda artık akşam olmak üzere. Güneş biraz önce battı, gün batımımızı yaptık. Şimdi bu güzel manzara eşliğinde İzmir göbek rakımızla güzel bir geceye başlıyoruz. Dostlar şu anda cennet koyundayız. Bütün günümüzü denizde yüzerek, güneşin tadını çıkararak geçti. Evet. İnanın bu yorgunluğumuzu tek bir şekilde atabilirdik. Aynen. Acaba dedik sevgilime dedim ki gideyim bir rakı mı alayım ne yapayım? Kesinlikle. Ya bu manzara eşin ve rakı içinden mi? Aynen. O da tamam o zaman dedi. Gittim bir tane İzmir göbek rakısı 35'lik aldık. Geldim. Ufaktan da bir şeyler yaptı kendisi evet. Sağ olsun. Şimdi de masamızı kurduk. Bu gece de herhalde bu göbek rakısını bitirmeden buradan kalkmayacağız. Aynen. Dolayısıyla bu cennet mekanda, bu cennet koyda güzel bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Sevgilimle. Biz biliyorsunuz güzel bir yer beğendiğimiz zaman oradan asla ayrılamıyoruz. Buradan da ayrılamadık. Bugün böyle oldu. Tamamen bu koyda geçirmek istedik günümüzü. Yani normal medeniyetten uzak, doğal ortamda baş başa zaman geçirmek istedik. Aynen. Bu akşam saatlerinde size gösterelim istedik. Gördüğünüz gibi artık çok insan kalmadı denizde. Tek tek insan var. Burada kamplayan insanlar kaldı. Diğer insanlar gitti. Daha da sakinleşti. Sesleri duyuyorsunuz. Sadece kuş sesleri, ağustos böceklerin sesleri eşliğinde. Evet. Böyle tam bir keyif, evet. Kafa dinlemece. Çok güzel bir ortamda. Bunları sizi paylaşmak istedik. Vallahi. Aynen, aynen. Burası çok güzel. Cennet koyu çok güzel. Muhtemelen yarın da burada olacağız. Aynen. Yarın sabah da tekrar gelmek istiyoruz. Aynen. Doyamadık çünkü bu cennet koya.
Yarın da burada olacağız. Yarın da sizlerle görüşmeye devam edeceğiz. O zaman bugünlük Cennet Koyun'dan bizden bu kadar. Sağlığınıza içiyoruz. Sağlığınıza. Herkese Cennet'ten tekrar merhaba. Merhabalar. Bugün Cennet Koyun'da ikinci günümüz. Bugün de bütün gün denize girdik akşama kadar. Şu an artık yavaş yavaş akşam olmak üzere. Yani burayı çok beğenmiştik zaten biliyorsunuz. Dün doyamamıştık bu güzel denize, güzel ortamına, doğasına, yeşiline. O yüzden bugün de burada kalmaya karar verdik. Ve bugün akşama kadar denizdeydik gerçekten. Denizden harikaydı. Çok güzeldi. Gerçekten deniz çok güzeldi. Harikaydı. Ben bütün gün sudan çıkmadım. Evet. Onun haricinde tabii güneşin de tadını çıkarttık. Böyle bir denizin, böyle bir güneşin, böyle bir Cennet Koyun adı üzerinde Cennet Koyu. Dolayısıyla biz de o cenneti yaşadık bugün gün boyu sevgilimle birlikte. Evet. Şu anda da çıkış yavaş yavaş çıkıyoruz aynen, artık. Akşam üzeri oldu. Gerçekten çok güzel bir iki gün geçirdik. Turkluk'u da çok güzeldi. Harikaydı. Cennet Koyun'u da çok güzeldi. Evet. Buralar çok güzel gerçekten. Yolunuz boğduma düşerse Cennet Koyun'u ve Turkluk'u mutlaka gezin. Hem akşamını hem gündüzünü yaşayın. Denizine girin, gece hayatına bakın. Buralara mutlaka uğrayın. Bizden artık Turkluk'dan, Cennet Koyun'dan bu kadar diyelim. Çok güzeldi ama daha gezecek çok yer var. Daha Bodrum'un çok güzel koyları var. Daha çok gezeceğiz. Daha girecek çok güzel deniz var. O yüzden bir 3 gün falan burada geçirdik Turkluk'la beraber toplamda. Aynen. Artık daha güzel koylara gideceğiz. O zaman başka bir videoda ve başka bir güzel Bodrum koyunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.